Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda TechnoPC'nin Quantum Gaming S60 isimli hazır oyuncu kasasını inceliyoruz. Oyuncu kasamızın inceleme videosuna geçmeden önce bilmeyenler için birazcık TechnoPC firmasından söz etmemiz gerekiyor. TechnoPC bugüne kadar daha çok kurumsal hizmet veren yerli bir üretici ve son dönemde bizim şu anda incelediğimiz oyuncu bilgisayarları gibi son kullanıcıya hitap eden ürünlerle de karşımıza çıkmaya başladılar. Daha önce Winetunnel X ve Winetunnel Z gaming oyuncu kasalarını görmüştük ki oldukça performans anlamında iyi bileşenlere sahiplerdi. S60 modelinin ilk olarak oyun testleriyle başlayacağız arkadaşlar ama çok kısa şu bilgiyi de vereyim. Bu Quantum Gaming S60 modeli TechnoPC'nin Asus işbirliğiyle hazırlamış olduğu hazır bir oyuncu bilgisayarı. Zaten bileşenlerinde göreceksiniz. Anakart ve ekran kartı çözümü Asus'un üretmiş olduğu modellerle birlikte karşımıza çıkıyor. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayayım ve TechnoPC'nin Quantum Gaming S60 modeli oyunlarda nasıl bir performans sergiliyormuş, bununla videomuza başlayalım. We'll be right back.
Oyun testlerinin ardından isterseniz gelelim bilgisayarımızda hangi sistem bileşenlerinin yer aldığına. Öncelikle şunu söyleyeyim, zaten oyun testlerinden de görebileceğiniz üzere 1080p Full HD'de güncel oyunları üst düzey grafiklerde rahat rahat oynatabilecek bir bilgisayar. Tabii ki oynayacağınız oyuna göre eğer dilerseniz 2K çözünürlükte de gayet rahat oynanabilir FPS değerlerine ulaşacaksınızdır. Tabii ki burada alacağınız FPS sizin seçmiş olduğunuz oyuna göre değişecektir. Sistemimizin kalbinde AMD'nin en yeni işlemcilerinden ve fiyat performans olarak eğer oyun odaklı bir bilgisayar toplayacaksanız, çok fazla Adobe Premiere gibi render işleriyle uğraşmayacaksanız, daha çok oyun oynamak temelli bir sistem kuracaksanız, bugün hem fiyatı hem de sunmuş olduğu özelliklerle en makul işlemcilerden biri olan AMD'nin Ryzen 3 3100 isimli işlemcisi sistemin kalbinde yer alıyor. 4 çekirdek, 8 izlek yapıda, çok yeni bir teknolojiye sahip olduğu için 7 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilen, toplamda 3.9 GHz'e kadar saat hızını çıkartabilen ve 65 Watt'lık TDP değeriyle oldukça da verimli bir işlemci. Ayrıca bu arada AMD Ryzen 3, 3100 ve 3100X işlemcilerinin incelemeleri yine yakında kanalımızda olacak, onu da belirteyim. Anakart olarak Asus'un B450M K model isimli anakartımız yer alıyor. RAM slotu konusunda toplamda 4400 MHz'e kadar RAM desteğini bu anakart bizlere sağlıyor. Birazdan belirteceğim, sistemle beraber gelen RAM'ler 3000 MHz'lik frekans hızlarını kullanıyor. Zaten uygun fiyatlı, daha doğrusu fiyat performans oranı ile öne çıkan bir bilgisayar olduğu için 4400 MHz'lere çıkmanıza gerek yok, ama anakartın bu desteğinin olduğunu belirteyim. Aynı zamanda geleceğe dönük olması açısından dikkat ettiğimiz önemli konulardan biri, üzerinde bir tane M.2 yuvası bulunuyor. Yine birazdan söyleyeceğim, sistemimizde 480 GB'lık bir SATA SSD yer alıyor. Ancak siz ileride hem daha yüksek hızlara ulaşabilmek hem de kapasiteyi arttırabilmek adına anakartta yer alan M.2 yuvasını kullanarak bir M.2 SSD ile sisteminizi güncelleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer hızdan ziyade daha yüksek kapasite isterseniz, oyun vesaire depolayacaksanız, tabii ki bir mekanik disk alarak da bu sistemi daha yukarılara taşıyabiliyorsunuz. Baktığımız zaman tabii ki sistemin en önemli parçalarından biri ekran kartı. Orada da Asus'un 1660 Super 6 GB RAM modeli yer alıyor. 1660 bugün fiyat performans tabanlı, 1080p Full HD ve onunla beraber bazı oyunlarda 2K çözünürlükte yüksek FPS değerleri alabilmek adına hem sunmuş olduğu performans hem de oyunlarda bizim kullandığımız, daha doğrusu bu bilgisayarda kullanılan çift fanlı yapısı nedeniyle herhangi bir ısınma sorunu yaşamaması anlamında gayet 1080p ve 2K için günümüzde yeterli olacak, oyunlarda yüksek FPS almanızı sağlayacak bir ekran kartı. Bununla beraber 8x2, yani toplamda 16 GB'lık RAM'lerimiz var. NeoForza'nın 3000 MHz'lik DDR4 RAM'leri. Biliyorsunuz günümüzde her ne kadar 8 GB'lık RAM kapasitesi sunan bilgisayarlarla da oyun oynanabiliyor olsa da artık geldiğimiz noktada birazcık yetersiz kalıyor ve 16 GB şu anda en ideal, yine fiyat odaklı bir sistem olduğunu düşündüğümüzde RAM miktarı, burada da 16 GB RAM miktarında olması yine güncel oyunlarda ve diğer işlemlerde bize herhangi bir problem çıkartmıyor. Baktığımız zaman içerisinde Toshiba'nın 480 GB'lık bir SATA SSD'si var. Az önce söylediğim gibi anakart üzerindeki M.2 yuvasını kullanarak hem çok daha hızlı bir SSD'ye kavuşabilirsiniz bu SATA SSD'nin yanında, hem de doğal olarak kapasiteyi de daha yukarılara taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda ben artık çok önermiyorum hızdan kaybettiğiniz için, ama çok uygun fiyatlı olduğu için isterseniz depolama maksadıyla bir mekanik diskle de bu sistemi daha yukarılara taşıyabilirsiniz. Güç kaynağı olarak FSP'nin, ki çok ünlü bir güç kaynağı markasıdır biliyorsunuz, 600 Watt'lık 80 Plus'lık bir PCU'su var. Zaten sistem bileşenleri hem işlemci tarafında hem de ekran kartı tarafında oldukça verimli olduğu için 600 Watt haylali bu sistemi rahatlıkla besleyebilecek bir konumda. Son olarak kasadan bahsedelim. Bu kasa TechnoPC'nin bir kasası ve görebileceğiniz üzere eğer RGB aydınlatmaları seviyorsanız, ön taraftaki 3 tane fanda RGB aydınlatma olması, onunla beraber bir de
arka taraftaki yine fanda da RGB aydınlatması olması dolayısıyla oldukça rengarenk bir kasa. Ürünü satın aldığınızda kasanın RGB kontrollerini gerçekleştirebilmek için şöyle bir kumanda çıkıyor. Bu kumanda yardımıyla renk modları arasında geçiş yapabilmek, bilgisayarın RGB fanlarının aydınlatma parlaklığını kısıp açmak veya hızını kontrol etme gibi kontrolleri bu kumanda üzerinden kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Genel olarak TechnoPC'nin Quantum Gaming S60 modelinin bize sunmuş olduğu özellikler bunlar. Eğer bütçe olarak çok çok yukarılara çıkmak istemiyorsanız 5000 lira bandında 1080p ve bazı oyunlarda 2K çözünürlükte güncel oyunları 60 FPS'in üzerinde rahat rahat oynayabilmek istiyorsanız, oyun odaklı bir sistem toplamak istiyorsanız zaten yapmış olduğumuz oyun testlerinde de gördünüz. Gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir bilgisayar olmuş. Siz de lütfen bu bilgisayarla alakalı varsa sorularınızı ve yorumlarınızı yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.